Efendim Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da mahsur kalan Türkler de var, vatandaşlarımız. Yurda dönmeye başladılar biliyorsunuz. İlk kafileler Edirne Hamza Beyli sınır kapısından girişle yaptı. Ateş çemberindeki şehirlerden kaçan Türkler işte bu zorlu yolculuklarını anlattılar kameralara. Ukrayna sınırı Romanya girişindeyiz. Müthiş bir yoğunluk var. Tahliyeler başladı, çok sayıda Türk cehenneme dönen ülkeden kurtarıldı. Bu genç de sadece kendi canını değil, kedisini de savaş bölgesinden kurtardı. İdiriz'e geldiniz herhalde. Aynen abi. Nereden geliyorsunuz, hoş geldiniz. Bavuluna yüklenen Türkler ateş hattından kaçıp yurda döndü. Odessa'da eğitim görüyorduk. Birkaç patlama sesleri falan duyduk işte. Konsolosluktan haber geldi. Tabii bizi tahliye ettiler, mutluyuz. Dışişleri Bakanlığı savaş bölgesinde mahsur kalanlar için düğmeye bastı. Tahliyeler başladı, onlarca otobüs kiralandı, yüzlerce Türk yollara düştü. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu tahliye otobüslerinden birini görüntülü arayarak yolcularla konuştu. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor. Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geleceksiniz. Devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Saatler süren zorlu yolculuk Edirne sınır kapısında noktalandı. Çok uzun bir yolculuktu. Aşağı yukarı 20 saatlik bir yolculuğumuz oldu. Ukrayna'dan Romanya'ya gemi yolculuğuyla taşındık. Ama meşakkatli olmasına rağmen insanın ülkesi gibisi yok. Kedimle birlikte geldim. Allah'a şükür geldik, memleketimize döndük. Özel araçlarıyla yola çıkanlar da Hamza Beyli sınır kapısından giriş yaptı. Türkiye konsoloslukları Moldova'dan dahil buraya kadar çok yardımcı oldular. Biz Odessa'dan geldik. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Ben öğrenciyim. Rahat geçebildiniz efendim. Rahat geçebildik. Ateş çemberindeki şehirlerden kaçabilenler şanslıydı. Ancak hala yurda dönmeyi bekleyen binlerce Türk var. Kiev'de yaşayan Cesur Umut Koçyiğit, ailesiyle birlikte kaldığı sığınağı görüntüleyip Beyaz Ana Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdi. Bu şu an kaldığımız sığınak merdiveni iki kat aşağıdayız. Burası eski bir fabrika. Burası kaldığımız bir oda. Bir evde yatıyoruz. Burada 6 kişi kalıyoruz. Televizyonumuzu kendimiz vurduk buraya bir şekilde. İş için Ukrayna'ya giden tır şoförleri de Beyaz Ana Haber aracılığıyla yardım çağrısında bulundu. Ukrayna İliçovski'deki bir reporttayız. 3 günden beri buradayız. Bütün şoför arkadaşlarla beraber mağdur durumdayız. Bu gece de buranın bombalanacağını söylüyorlar. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Biz burada yalnızız. Destek bekliyoruz. Sınırlarda da saatler süren bir bekleyiş vardı. Tüm şehirlerden Polonya sınırına akın edenler geçişleri güçleştirdi. Onlarca Türk de saatlerce mahsur kaldı. Soğukta bütün gece beklettiler ve hiçbir şekilde geçişe izin vermediler. Sadece kendi vatandaşları geçti. Ya da ara ara alsalardı 8,5 saat boyunca sırada soğukta bekledik. Kendi imkanlarımızla sorunlar yaşayarak geldik. Sınır kapısının kapatıldığı söyleniyor. Ve biz buraya gelmek için 4 kilometre elimizde valizlerle yollar yürüdük.